Arkadaşlar selamlar. Bildiğiniz gibi B ehliyet için 125 cc kullanım yasası çıktı. Bu yasanın içeriğini herkes zaten anlattı. Neler var, neler yapılmalı. Ondan sonra işte B ehliyetimizde 125 cc motoru nasıl kullanabiliriz? Bunlardan herkes bahsetti. Bir çekmedik ben kalmıştım. Ben de dedim biraz değineyim. Şimdi arkadaşlar yasa çıktı. Tamam, iyi hoş da içeriğinde olan maddeler zaten A1 ehliyet alıyormuşsunuz gibi maddeleri var. Bu maddeleri yaptığınız takdirde yani işte nedir? Sürücü kursuna gideceksiniz. Gerekli belgeleri vereceksiniz. Kurs ücreti ödeyeceksiniz. Direksiyon sınavına girdiğinizde o kısmı geçerseniz sınav ücreti de tabii veriyorsunuz. Sınavda başarılı olursanız oradaki dijital sistemden ehliyetimize bir kod gönderilecek. Yani mevcut bir ehliyetimizde 125 cc'yi kullanabileceğiz. Ancak dediğim gibi içerikteki maddeleri tek tek yapmak gerekiyor. Ha bunun avantajı var mıdır? Bence yoktur. Bunu yapana kadar zaten adam gider ya A1 alır ya da A2 alır. Vitesli motor olayı var, otomatik olayı var. Bunlardan birini tercih eder. Nedir işte 2500 lira da ehliyet harcı veya ehliyetin parasını öder. A2 ehliyet alır. Bence burada A2 ehliyet almak daha mantıklı. Yani bu yasa çıktı ama içeriği nedeniyle bence boş bir yasa oldu. Hiç çıkmasa da olurdu yani. Durum bu arkadaşlar. Sakın ola 125'lik motorla bir ehliyet kullanılıyor deyip 125'lik motora atlayıp trafiğe çıkmayın. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.